Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü satıcılı bir kapanış yaşamıştık. Pazartesi itibariyle de genel olarak piyasalara baktığımızda satışlar olduğunu görebiliyoruz. Şurada gördüğünüz üzere çeşitli piyasalarda farklı oranlarda satış var ama genel olarak Amerika'dan gelen miras hala devam ediyor. Şimdi satışlar durumu değiştirdi mi? Bana sorarsanız çok net bir değişiklik şu an için söz konusu değil ama yine de şu tepeyi açmakta zorlandığımız gözüküyor ve geçtiğimiz hafta kaydettiğimiz primleri neredeyse aşağı yukarı bir gün içinde verdik. 2800'lerin altına gidecek mi gitmeyecek mi? Benim görmek istediğim nokta o. Şu anda baktığımızda vadeli piyasada hala satış olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak bu hafta işleri değiştirebilecek bir hafta diyebiliriz. Yarın boş toplantısı var. Ardından FED toplantısıyla karşı karşıyayız. Aynı zamanda Apple, Tesla gibi. Tesla piyasayı çok etkilemez ama dün geçen hafta paylaştığım nota lütfen dikkat edin. O tarafta bazı problemler var. Apple özellikle piyasayı etkileyebilecek olan şirketlerden. Dolayısıyla endeksler açısından hem merkez bankalarına takip etmemiz gerekecek ki belki Boj'un açıklamaları Fed'den daha önemli bile olabilir. Diğer yandan da bilanço açıklamalarını takip ediyor olacağız ki aynı gün aslında Boj'la beraber akşam Apple'ın kapanış sonrası açıklaması var. Yani 31 Temmuz'la 1 Ağustos arası kritik tarihler. Buraları takip etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda şimdi Yuan'la beraber onu söylerim ama 1 Ağustos üzerine henüz vergi koyulmamış 16 milyar dolarlık kısmında da yani Trump'ın paketinin, ceza paketinin 16 milyarlık kısmı da 1 Ağustos'ta devreye girebilir. Dolayısıyla o tarafa da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Russell tarafı beni biraz daha zayıflığından dolayı tedirgin eden taraf. Ona da çok kısa bir göz atalım. Görüyorsunuz şurada 3 kez aşağı yukarı 1710'ları denedikten sonra burayı aşamadı ve sert bir satış geldi. Bu tabii çok pozitif bir gelişme değil ama yine de ana trendi değiştirmediğini görüyoruz. O açıdan baktığımda çok panik olmuyorum ama yine de temkinli olmakta fayda var. Şurada şu tabloyu bir kısaca artan azalanların kümülatif hareketine bakıyorum burada. Üzerine de endeksin, kompozit endeksin kendisini ekliyorum. Burada aslında son yaşanan satışı bir kenara bırakırsak olumlu diyebileceğimiz bir resim olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz genelde bu ikisi birbirini teyit eder, birbiriyle aynı hareketi kaydeder. Burada kümülatif endeks, artan azalanlar endeksinde biraz daha olumlu bir resim var. Önceki zirveyi yani sene başında geçen sene Aralık ayında kaydettiğimiz zirveyi aşmayı başaran bir kümülatif artan azalanlar endeksi görüyoruz. Öte yandan endeksin kendisinde yani fiyat endeksinde benzer bir hareket yok. Dolayısıyla bu bence pozitif bir uyumsuzluk, endeksi yukarıya götürme potansiyeline sahip bir uyumsuzluk. Burada başlayan zayıflıklar veya kuvvetlenmeler genelde endekse de yansır. Ama yine de 2800 civarında S&P'de ne olacağına yakından dikkat etmekte fayda var. Şimdi Cuma günü offshore tarafta önce bir offshore'da da onshore'da da aslında satış geldiğini gördük. Ardından kapanışa doğru bir toparlanma oldu. Ama bu sabah itibariyle yeniden aynı seviyelere yaklaşmış durumdayız. Hafta sonunda biliyorsunuz İran'da oldukça sert hareketler yaşandı. Dolayısıyla kur tarafı yine baskı altında diyebiliriz global baktığımızda. Artık yani şuradaki 80'leri geçmemizden sonra yavaş yavaş 6.91'leri konuşabiliriz. Burada hep aynı şeyi söylüyorum belki bir haftadır ama genel olarak baktığımızda yani veya pardon üzerine eklersem belki daha anlaşılır bir görüntü olur. Şimdi
Şu tabloda baktığımızda aslında görüyorsunuz şuradaki hareket, yani sarıdaki harekete baktığımızda dolar endeksine bakıyoruz. Çok net bir şekilde yukarıya doğru bir hareket olduğu zaten göze çarpıyor. Dolayısıyla yuan tarafındaki hareket sadece kendine özgü veya Çin'in dinamiklerine özgü bir hareket değil. Son dönem itibariyle de baktığımızda biliyorsunuz bazen yuan bir aslında sepete pegli ama bazen doğrudan dolar hareketini yansıtıyorlar. Son döneme baktığımızda aslında bunun çok net bir şekilde yuana yansıtıyor görebiliyoruz. Bakın günü gününe neredeyse hareketleri taklit eden bir yuan söz konusu. Ama şu son özellikle Haziran ayından itibaren arada yükselse de genel olarak yatayda bulunan bir dolar endeksiyle karşı karşıyayız. Ama bu dolar endeksine rağmen özellikle son 2 haftada çok ciddi bir değer kaybı söz konusu oldu yuan tarafında. Dolayısıyla şuradaki dinamikle, yukarı götüren dinamikle şuradan başlayarak şu dinamik farklı iki dinamik ve ikincisi benim açımdan daha rahatsız edici bir dinamik. Bunu zaten son haftalarda da paylaşıyorum. Bunun 6.90'lara doğru gitmesi piyasalarda, gelişmekte olan piyasalar açısından da baktığınızda daha da fazla baskı yaratacaktır. Dolayısıyla nereden kaynaklanan bir zayıflama olduğunu yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Euro tarafına gelelim hemen. Bu arada şunu da göstermekte fayda var. Hani işte yuan tarafı rezerv para birimi olacak vesaire, dolardan kaçıyorlar falan filan şeklinde oluyor ama dönüp de baktığımızda yuanın aslında, daha doğrusu Çin'in ciddi anlamda dolar kullanmaya başlandığını da görebiliyoruz. Şeyde alabilirsem eğer. Bakın haberi görüyorsunuz. Son dönemde rekor diyebileceğimiz bir oranla, yani geçtiğimiz yıl Çin dolar bazındaki şeylerle, bonolarla piyasaya çıkmış durumda. Dolayısıyla o abartılı rezerv para birimi dolar bitti hikayelerinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Her neyse, gelelim Euro tarafına. Euro tarafında da bir türlü 17.50'ler 18'lerin üzerine çıkamadığımızı görüyoruz ve 50 günlük ortalamanın da altına kaydık. Şimdilik ben 15.20 15.50 aralığına biraz daha güvenmeye devam ediyorum ama eninde sonunda burası kırılacak. Buna benim çok fazla şüphem yok. 14.70'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeli baktığımızda ise hala yukarıya doğru, yani 18.30'lara doğru bir hareket olabilir. Bir defa 18'i şöyle bir gördük, hemen satış geldi. Bununla hareket bitmiş olabilir belki ama kısa vadede ben yukarı hareketin hala mümkün olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu hafta itibariyle Fed tarafından da çok iyi bir büyüme gördük ama oradaki kaygıları büyüme tarafında değil, ağırlıklı enflasyonun seyri tarafında. Dolayısıyla Fed'den de çok agresif bir gelişme beklemiyorum. Yarın zaten paylaşıyor olacağım beklentilerimi. Bu biraz da olsa Euro'yu yukarıya doğru ittirebilir ama her zaman söylüyorum, buradaki strateji buradan alıp 18.30'dan satmak yerine bekleyip yukarı hareket gerçekleşirse o seviyeden short açmak olmalıdır diye düşünüyorum. ECB tarafından çok fazla bir açıklama gelmedi. Hatta tarihin en kısa ECB toplantılarından bir tanesiydi diyebiliriz. Dolayısıyla Euro'nun yatay seyri söz konusu. Şurada da gördüğünüz üzere pozisyonlar ortalamalara çekilmiş vaziyette. Burada söyleyebilecek çok fazla bir şey mümkün değil. Geçtiğimiz dönemde opsiyonlar biliyorsunuz oldukça yardımcı olmuştu hareketi yakalamamızda. Burada da yatay bir seyirle karşı karşıyayız. Çok fazla bir işaret vermiyor bize. Japon yeni tarafına gelelim. Elbette ki Japon yeni tarafında yarın açıklanacak olan boş kararları önemli olacaktır. Buradaki detayları geçtiğimiz hafta paylaştım. Neden tehlikeli olabilecek bir boş toplantısı olduğunu konuşmuştuk. Özellikle yield curve kontrol açısından. Kısa vadede baktığımızda hala
düşüş trendinin içinde gördüğünüz üzere bir kırılmadan sonra, yani medyada çıkan haberlerden sonra bunun üzerine atamadı. Zaten böyle bir hafta boyunca borç toplantısına kadar böyle bir gelişme olacağını da konuşmuştuk. Şu an için 111.40'lar civarındaki seviyeleri takip ediyor olacağız. Şimdi yarın bakın yine ona dayanmış durumda. Bunu Cuma günü paylaştım ama tekrar tekrar paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bakın bu Boj'un stratejisi, yani yield curve kontrol, getirileri sıfırda tutmak, uzun vadeli 10 yıllıklardan bahsediyorum. Yukarı tavanda da 10 seviyesini savunmak, yani ne olursa olsun oradan gelen her türlü satışı almaktı ve bu stratejinin açıklandığı tarihten bu yana, Eylül 2016'da açıklanmıştı. Açıklandığı tarihten bu yana son derece muntazam bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Ama son günlerde ciddi anlamda bir saldırı olduğu da göze çarpıyor. Hafta içinde 3 kez yanılmıyorsam test edildi bu seviyeler ve hatta 4 kez ve bu seviyelerden de devamlı alım geldiğini gördük. Şimdi şu geçmiş dönemlere lütfen dikkat edin. Seviyeler 0.03'ler civarında dolaşırken son hafta itibariyle 0.8 civarında, 0.08 civarında yeni bir banda oturdu. Burada Boj'a stratejiyi herhangi bir şekilde değiştirmedim diyecek ki bazı ince ayarlar yapmak zorunda ETF'ler de dahil olarak, veya buradaki bandı, yani 0 ile 10 arasıydı diyelim, kabaca bu band 10 ile 20 arasına örneğin çekecek ki bunu çekmesi durumunda piyasa saldırısını biraz daha arttırmaya başlayacaktır. Yavaş yavaş quantitative easing bitiyor mu veya Boj'un yapabilecekleri artık sınırlı mı düşüncesi piyasaya iyice gelir. Dolayısıyla yarın açıklanacak olan paragraflarda yield curve kontrol ile ilgili herhangi bir detay olup olmadığı kesinlikle takip edilmesi gerekiyor. Buradaki pozisyonlara bakalım. Buradaki pozisyonlarda da Boj toplantısına doğru shortların arttığını görüyoruz ama aşırı diyebileceğimiz bir seviye söz konusu değil gibi. Pound için çok yeni bir şey söyleyemiyorum. İtalyanlar içeriden sanki gedik açıyorlar. İngilizleri destekleyen açıklamalar geldi. Burada herhalde 30-40'lar tutacak gibi bir uyumsuzluktan da bahsetmiştim. Hala bu durum devam ediyor ama çok siyasi bir noktaya geldiği için çok fazla buraya trade etme taraftarı değilim. Tabii ki bu tarafta Merkez Bankası'nın nasıl adımlar atacağı da önemli bence. Biliyorsunuz enflasyon tarafında da aşağıya doğru bir dönüş var. Dolayısıyla burada piyasa büyük ölçüde arttıracağını fiyatladım. Doğrudur, belki arttırır ama bence bu artışın bu sene kesinlikle son olması gerekiyor. Eğer ekonomide bir toparlanma görmek istiyorlarsa. Altın tarafına geçelim. Altında da sakin bir seyir var. Yendeki toparlanma altında da bir toparlanmaya neden oldu ama tıpkı yende olduğu gibi burada da bir sıkışıklık söz konusu. 1207 seviyesini hala önemsemeye devam ediyorum. Şurada gördüğümüz dibi, bu seviyenin kırılmasıyla beraber satışlarda biraz daha artacaktır ama asıl önemli konu neredeyse 12.50'ye, aman 12 nereden çıktı, 15.50'ye yapışmış olan gümüş. Şurada görüyorsunuz bir haftayı daha neredeyse 15.50'nin hemen etrafında, give or take birkaç sent etrafında kapatan bir gümüşle karşı karşıyayız. Bu seviye önemli bir seviye. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Orasının kırılması durumunda 15.15'ler test edilecektir. Yeni bir şey söyleyebilecek çok fazla burada yok. Hangi tarafa doğru kırılma olacağını ben de kırılma olduktan sonra trade etme niyetindeyim. Ama görüyorsunuz piyasadaki longlar da hızlı bir şekilde döküldü. Aşağı yukarı 50 bin long pozisyondan 3500'lere gelmiş durumdayız. Çok yoğun bir shorttan bahsetmek mümkün değil henüz ama geçtiğimiz yılların alt bandına da gelmiş durumda. Dolayısıyla yavaş yavaş algı negatifleşiyor ama şurada
artıdan eksiye geçen bir short pozisyon açılması durumunda bu bizi tekrar 15-15'lere belki daha altına bile götürebilir. Dolayısıyla şuradaki hareketin büyüklüğü, hızı aslında gümüşte de nasıl bir fiyat seyri izleyeceğimizle doğrudan bağlantılı olacak. Yakından takip etmek gerek. Cuma günü açıklanan kuyu sayılarında çok büyük bir zıplama yoktu ama günün sonunda baktığımızda artış hala devam ediyor. Görüyorsunuz. Sene başından bu yana baktığımızda aşağı yukarı 750'lerden veya 760 diyelim 860'lara gelmiş durumdayız. Dolayısıyla orada üretimin de devam ettiğini, artmaya devam ettiğini görebiliyoruz. Bu haberle beraber biraz da piyasadaki hala yoğun pozisyonlardan dolayı satış geldiğini, kuvvetli bir satış geldiğini gördük ama 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Bu tarafta da çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Benim görüşüm değişmiş değil. Long pozisyonların büyüklüğü nedeniyle yukarısını biraz daha sınırlı görüyorum. Tabii yanılmıyorsam 7 Ağustos'ta Amerika'nın İran ambargoları uygulamaya geçecek. Dolayısıyla şu ana kadar genel olarak İran'ın ne kadar petrol kaybedeceği veya nasıl bir karşılık vereceğini speküle ettik, tartıştık. Bundan sonra gerçek anlamda ambargonun gelmesiyle nasıl bir hareket olacağını, Çin, Hindistan gibi önemli tüketicilerin geri adım atıp atmayacaklarını veya alıma ne kadar devam edecekleri gibi önemli noktalar var. Bu ağırlıklı Amerika'nın ambargo kargosu ama diğer bazı unsurları kullanarak diğer ülkeleri de tehdit ettiği için Çin'in, Hindistan'ın ne kadar bu işin içinde olacağı, ne yapacakları çok kritik. Dolayısıyla buradaki fiyatlamada ağırlıklı İran'ın kaybına paralel olacak ve o kaybı Suudilerin doldurup dolduramayacağı ki Rusya da yine yaptığı açıklamada üretimi arttırmak istediğini söyledi. Onların tavrı da çok kritik olacak. Ama genel olarak baktığımızda ben hareketin aşağıya doğru devam etmesi gerektiğini, 65-62 aralığına doğru bir geri çekilme olacağını tahmin ediyorum. 10 yıllıklara hemen bir değinmek istiyorum. Aslında fiyat hareketi olarak çok değişmiş değil. 3'ler civarında duruyoruz ama 2.85'lerden 3'lere geldik. Onu da söylemek lazım. Fed tarafı dediğim gibi hafta için yarın tartışacağım. Çok büyük bir kırılma yaratmasını beklemiyorum burada. Aslında bir iki tane önemli değişiklik olabilir ama bu taraftaki asıl bence hikaye hala çok büyük bir oranda bulunan short pozisyonlar. Yani muazzam bir yığılma olduğunu görebiliyoruz burada. Şurada gördüğünüz üzere yeni bir tarihi rekor kırılmış durumda. Yarım milyondan bahsediyoruz. Diğer bir faiz kontratına da bakalım. Oradaki resimde çünkü benzer ama birebir aynısı değil. Orada da rekor seviyelerde olmasak da euro dolar kontratlarında hala çok büyük bir short pozisyon olduğunu görüyoruz. Yani piyasa faizler konusunda negatif getirilerin yukarıya doğru gideceğine yönelik büyük pozisyonlar açmış durumda. Bu pozisyonların terse yatması belki Fed nedeniyle belki hisse piyasasında önemli bir düzeltmeyle onu tam bilemiyorum ama terse yatması söz konusu olabilir. Dolayısıyla 3'ün üzerinde deki hareketin potansiyeli bir anda biraz daha sınırlı gibi geliyor ama bu söylediğim sadece kısa vadeli bir yorum. Daha orta uzun vade baktığımızda her zaman söylüyorum, geçtiğimiz yıllarda da söylemiştim, bono piyasası kesinlikle uzak durulması gereken bir piyasa. Bir zemberekten boşanırcasına yükselmeler göreceğiz bu tarafta, özellikle devlet tahvillerinde. Dolayısıyla temkinli hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de bu konuyu geçen haftalarda, haftalar demeyeyim de geçtiğimiz hafta zaten mail tarafında detaylı olarak paylaştım. ETF elbette ki önemli bir gelişme olacaktır. Vadeliden farklı olarak ETF spot piyasada
talep yaratabilecek olan bir gelişme. O açıdan önemli. Ama görüyorsunuz Facebook ikizlerinin ETF'inin alamaması ile piyasa sert bir satışla güne başlamıştı. Bu ETF'in CBOE, daha doğrusu CBOE temsilci orada ama Solidex'in ETF ile çok ilgisi olmadığını, daha doğrusu bir fiyatlama açısından, çünkü ikizler Gemini'yi baz alıyor. Diğeri CBOE öyle değil. İki, satış yapmayı planladıkları yatırımcı nitelikleri açısından çok alakalı değil. Dolayısıyla burada hızlı bir toparlanmanın, piyasa bu farkı görünce hızlı bir toparlanma yaşadı. Bu son derece pozitif bir gelişme. 8200'ler civarında dolaşmaya devam ediyoruz. Hala kapanması gereken seviyeler var. Özellikle şuradaki önceki tepeyi aşmadığı sürece taban oldu diyebiliriz ama yeni bir rally başladı diyemeyiz. Dolayısıyla ilk hedef olarak ben 8800'leri görüyorum. Ardından 9200 ve şurada gördüğümüz 9800 tepesi önemli olacaktır diye düşünüyorum. ETF haberi hemen de gelebilir. Eğer bütün uzatmaları kullanırsa aşağı yukarı 240 güne kadar da bir uzatma yapabilir. Önümüzdeki sene birinci çeyrekte de gelebilir. Dolayısıyla buradaki tek haberin, haber kaynağının ETF olması çok da iyi bir durum değil aslında. Onu da bir kenara yazmak lazım. Biraz kullanımının da, reel anlamda kullanımının da artmasını tabii ki görmemiz gerekiyor. Çok kısaca zaten çok uzadı. TL tarafına, pardon, bundan önce şuradaki future pozisyonlardaki shortlara da bir hemen göz atalım. Görüyorsunuz buradaki genel resim olan devamlı olarak short gitme durumu değişmiş değil. Diğer endeksteki duruma da hemen göz atalım. Burada da görüyorsunuz hala pozisyonlar short tarafta taşınmaya devam ediyor. Zaten her iki borsanın da genel future piyasasında bir türlü artıyı görmek kısmet olmadı. Artık inşallah torunlarımız görür. Şimdi TL tarafına gelelim. Biliyorsunuz Pence'den yeniden bir açıklama geldi. Açıklama aslında aynı niteliği taşıyor. Buradaki her zaman için söylüyorum, bence savunulması gereken taraf kurun kendisi. Faizden ziyade Merkez Bankası'nın attığı adım piyasayı ne kadar aslında etkiledi diye bakarsak, şuradaki görüntü önemli diye düşünüyorum. Yani şu başarılı bir hareket, görüyorsunuz çok daha ciddi bir faiz artışı, daha doğrusu bir faiz artışı beklerken bu olmadı. Ama gelin görün ki şurada bir aşağıya doğru hareket geldi. Yani şu anda piyasanın beklentisi 25 bas puana kadar gerilemiş durumda. Bu olumlu bir gelişme, merkezin hanesine yazılması gereken bir gelişme. Faizlerde bir hareket olmamasına rağmen belki mali paket, belki diğer bazı unsurlar nedeniyle piyasa bir sıkılaşma olacağına inanmış gibi gözüküyor. Şu tarafta da getirilere bir hemen bakalım. Bakın burada da bir dengelenme oldu. Tam olarak baktığımızda istediğimiz seviyelere gelmiş değil ama bir dengelenme olduğunu görebiliyoruz. Bu açıdan merkezin adımı tam olarak yanlış bir adım olarak değerlendirilmediği gibi gözüküyor. Yani önce 16'lardan, yani düşüş trendine sıkılaştırmayı bekleyen piyasa, enflasyon beklentileri kontrol altına alınacağı için tahvil getirileri geriliyordu. Ardından bu olmayınca sert bir şekilde yukarı yaptığını gördük. Şimdi piyasa bunun bir kısmını geri verdi. Yani belki biraz mali pakete kadar şans tanımayı düşünüyor ama tabii enflasyon açıklaması da önemli olacak. Tekrar TL tarafına gelirsek buradaki görüntü bana sorarsanız çok net. 4,94'lerden alan kesimler satıcı olarak, bir direnç olarak kendisini gösteriyor. Dolayısıyla bu seviyenin aşılması son derece negatif olacaktır. Şuraya 94'e koyalım. Şurada da yukarı baskının net bir şekilde olduğunu gösteren bir trend çizgisi çizebiliriz. Olumluluk nerede? Şurada gördüğünüz uyumsuzluk. Ama her zaman söylüyorum, eğer bir trend varsa,
uyumsuzluk tarafına çok bakmamak lazım. Zayıf da olsa hafif bir trend var ama şu iki göstergenin görüyorsunuz daha önceki 94 hareketine oranla çok daha birbirine yakın olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla 94 stop olması lazım. Aşağı tarafta da 74 seviyesi kırılırsa mali paket veya enflasyonla kur tarafı rahatlar. 94'ün üzerine çıkmasının ciddi anlamda kötü bir senaryo olarak görüyorum. Çok çok uzadı, özür dilerim. Herkese iyi haftalar.